Biz bugün Paylaş Benimle evinde Mehmet Erol'u ağırlayacağız. Paylaş Benimle ekibi olarak Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ilk zamanlarından beri bölgede olmaya çalıştık ve elimizden gelebilecek desteği hem ekipçe konuştuk hem de bu sürecin destek sistemlerinde olmak için çaba gösterdik. Mehmet Erol sel felaketinde eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş biri. Yası, acısı çok taze. Özellikle onunla dirsek temasımızda, bu sürecin içerisinde yasını eşlik etmeye çalıştığımız süreçte ben gelip anlatabilirim dedi. Çünkü hep şunu söyledi bize, bu sel felaketi ülkenin başka felaketlerinde olduğu gibi ilk günlerde konuşulacak, destekler verilmeye çalışılacak ama zaman geçtikten sonra biz bu acımızla ne yapacağız? Biz bu yaraları nasıl saracağız? Lütfen insanlar bize kısa süreliğine kafasını çevirip bakıp gitmesin, bizimle kalmaya devam etsinler. Tam da bu amaçla, bu ihtiyaçla beraber hem onun sesini duymak hem de acısını eşlik edebilmek için Mehmet Bey bizimle birlikte Paylaş Benimle evinde kendi sürecini ve o bölgede yaşanan felaketi anlatacak bize. Bugün Paylaş Benimle evinde çok kısa bir zaman önce ülkemizde yaşanan bir felaketle ilgili konuşacağız. Özellikle Kastamonu Bozkurt'ta bu felaketin gerçek anlamda çok büyük bir etkiyle yaşandığını biliyoruz maalesef. Canlarımız gitti, insanlarımız gitti ve bir bölge aslında sular altında kaldı. Yok oluşlar var orada. Can kayıplarımız var. Bu kayıplardan sadece bu bölgeler, bu şehirler sorumlu değiller. Ülke olarak hepimizin sadece bu felaketin selin ilk günlerinde değil de uzun süreli olarak özellikle yaraları sarabilmek için, kayıpları anabilmek için, orada yaşayan insanların hayatlarında bir iyileşmeyi birlikte sağlayabilmek için birlikte ses çıkartmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz bugün baktığımızda Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da bu sel felaketiyle yaşanan kayıplardan sonra bizim çok uzun bir süre ülke olarak da elimizin onların üstünde olması gerektiğini biliyoruz. Bugün karşımda Mehmet Erol var. Mehmet Erol programa gelmek istedi. Bizimle olmak istedi. Ve özellikle de aslında kendi yasında da, yaşadıklarında da herkesin sesini duymasını istedi. Çünkü Mehmet Bey bu felakette 2 yıl önce evlendiği eşini kaybetti ve 2 çocuğumuzu kaybettik. Hem kendi hanesindeki yası duyabilelim diye hem de aslında toplumsal bir dayanışmada onlarla birlikte olabilelim diye yanımızda.